19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş dönemidir. Fakat aynı zamanda batılılaşma sürecinin hızlandığı bu dönemde İstanbul'da mimariden yaşam tarzına, eğitim kuruluşlarından sanayi kuruluşlarına kadar birçok alanda yenilikler yaşanmıştır. 3 Kasım 1839'da Topkapı Sarayı'nın Gülhane bahçesinde okunarak halka duyurulan Gülhane Hattı Hümayunu diğer adıyla Tanzimat Fermanı ile birlikte İstanbul'da yepyeni yaşam başlamıştır. Gerek 2. Abdülhamit döneminde fotoğrafa verilen önem ve sarayın maddi ve manevi olarak fotoğrafı desteklemesi, gerekse o dönem içerisinde imparatorluğun başkenti İstanbul'a gelen yabancılar kendi kültürlerini de buraya taşımışlardır. Bu dönem içinde gezgin fotoğrafçılık, stüdyo fotoğrafçılığı, manzara fotoğrafçılığı Çevre fotoğrafçılığı, sosyal yaşam fotoğrafçılığı, haber fotoğrafçılığı gelişme göstermiştir. Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren başlayan haber fotoğrafçılığı, kurulan haber ajanslarıyla daha da gelişmiştir. Bu dönem ayrıca Osmanlı geleneğinden gelen stüdyo fotoğrafçılığının da geliştiği bir dönemdir. Bu program Osmanlı İmparatorluğu'nda fotoğraf, Osmanlı'da ilk fotoğrafçılar Cumhuriyetin ilk yıllarında fotoğraf ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'de fotoğrafçılar anahtar kavramlarını ele alacak. Bu programı izledikten sonra Osmanlı İmparatorluğu'na fotoğrafın tanıtılması ve yaygınlaşmasında katkısı olanlar kimlerdir? Osmanlı İmparatorluğu döneminde yetişen fotoğrafçılar kimlerdir? Cumhuriyetin ilanından sonra fotoğraf alanında kimler hangi çalışmaları yapmıştır? Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde fotoğraf alanındaki çalışmalarıyla ön plana çıkan fotoğrafçılar kimlerdir? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. 19. yüzyıl Avrupa'sında en görkemli yıllarını yaşayan Endüstri Devrimi, Osmanlı İmparatorluğu'nu politik, kültürel, sanatsal, askeri ve ticari yönlerde de etkilemeye başlamıştı. Bu durum Osmanlı'nın batıya dönük bir politika izlemesine yol açmıştır. Toplumun beğenileri değişmiş, Osmanlı toplumundaki elit zümreyi oluşturan entelektüel, bürokrat ve saray çevrelerine batı yaşam tarzı ekemen olmaya başlamıştır. Batılı hükümdarların portrelerinin devlet dairelerine astırılması ve hediye edilmesi geleneği Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk kez Sultan II. Mahmut döneminde uygulanmıştır. 3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı, İmparatorluğun kent yaşamını derinden etkiledi. Özellikle İstanbul'a gelen İngiliz, Fransız ve İtalyan askerlerin ve Galata'ya yerleşmiş olan Levanterlerin hayat tarzı İstanbullular üzerinde etkili oldu. Beyoğlu meyhaneleri, kahvehaneleri, tütüncü dükkanları, baloları ve tiyatrolarıyla bir eğlence merkezi haline geldi. Toplumun eğlence alışkanlıklarıyla zevkleri de değişti. Yalnızca saray çevreleri ve zenginler değil, orta halli aileler de Batı tipi lüks tüketime yöneldi. Fotoğraf işte böyle bir dönemde Osmanlı İmparatorluğuna geldi. Başta İstanbul olmak üzere diğer illerde de dağılan fotoğraf zamanla diğer İslam ülkelerine de yayılmıştır. Osmanlı İmparatorluğunda fotoğraf çalışmaları matbaada olduğu gibi çok geç başlamamıştır. Fotoğraf, Fransa'da Degour'un görüntüyü kağıt üzerine tespit etmeyi başarmasından ve bu buluşunun Fransız Bilimler Akademisi tarafından 1839 yılında kabul edilişinden kısa bir süre sonra girmiştir. Takvimi Vekayi Gazetesi, 28 Ekim 1839 tarihli sayısında Degour'un ve Talbot'un fotoğrafı buluşunu haber vermiştir. 15 Ağustos 1841 tarihinde çıkan 47. sayısında Ceride-i Havadis gazetesi de Degur'un ticari amaçla çoğalttığı makinesinden bahsetmiştir. Kültür ve sanata önem veren 2. Abdülhamid, padişahlığı döneminde fotoğrafa da ayrı bir önem vermiştir. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli şehirlerinin fotoğraf karelerini kaydettirmiştir. Tahta çıkışının 25. yılı nedeniyle affedeceği mahkumların hapishanede fotoğraflarını çektirmiş ve kararını fotoğrafları inceleyerek vermiştir. İmparatorluk sınırlarında çekilmiş fotoğraflardan albümler bastırıp bunları ülkedeki büyük elçiliklere hediye etmiştir. Bu şekilde Osmanlı İmparatorluğunu dünyaya tanıtmaya çalışmıştır. İkinci Abdülhamit, albümlerden bir fotoğraf koleksiyonu oluşturmuştur. Yıldız Sarayı'ndaki bu koleksiyona fotoğraflarıyla katkı sağlayan fotoğrafçılardan bazıları şunlardır. Abdullah Fereres, Ali Sami Aközer, Ali Rıza Paşa, Ali Sami Bahriyeli, Nikolas Andriomenos, Behçet, Bregra, Gülmez Freres, Valisaki Kargapilov ve Pascal Sevahtır. Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu olarak bilinen bu fotoğraflar bugün İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kitaplığında bulunmaktadır. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilan edilmesiyle artık bu topraklarda yeni bir dönem başlamıştır. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkemizde ekonomiden siyasi yaşama, kültürel alandan sosyal yaşama kadar geniş bir perspektifte değişimler yapılmıştır. Halk evleri fotoğrafçılık çalışmalarıyla genç cumhuriyetin tanıtılmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu dönemde tüm Türkiye'nin fotoğrafları çekilmiştir. Bu çalışmalarda Fazıl Noyani, Ayhan Songar, Rıdvan Tezel, Şinasi Barutçu, İhsan Erkılıç, Fikret Minisker, Sami Güner, Vehbi Yazgan, Haluk Konyalı, Cafer Türkmen, Sabit Karamani, Nurettin Erkılıç ve Yavuz Evcim gibi Türkiye fotoğrafına çok katkıları olan isimler vardır. Kurtuluş Savaşı sırasında savaş muhabiri olarak çalışan iki isim ise Esat Nedim, Tengizman ve Etem Tem'dir. Tengizman başta 1. ve 2. İnönü zaferleri olmak üzere Sakarya Meydan Muharebesi ve Dumlupınar Savaşlarını fotoğraflamıştır. Cemal Işıksel Atatürk'ün fotoğrafçısı olarak ünlenmiştir. Türkiye'de fotoğraf eğitimi Şinasi Barutçu'nun Almanya'da eğitim görerek 1932 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü'nde yazı grafik sanatları ve fotoğraf öğretmenliği yapmasıyla başlar. Bu yıllarda İstanbul'da şimdiki adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan Güzel Sanatlar Akademisi'nde Zeki Faik İzer fotoğraf dersleri vermeye başlamıştır. Cumhuriyet öncesi kurulan ilk fotoğraf derneği Osmanlı Fotoğraf Derneği'dir. Cumhuriyet döneminde kurulan ilk fotoğraf derneği ise Şinasi Barutçu'nun 1950'de Ankara'da kurduğu Türkiye Amatör Foto Kulübü'dür. Türkiye Amatör Foto Kulübü, Trabzon Amatör Foto Kulübü bugün de etkinliğini sürdüren İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği düzenlemiş oldukları etkinliklerle Türkiye fotoğraf sanatını uluslararası arenaya taşımışlardır. Bu dernekler yurt içinde ve yurt dışında sergiler ve fotoğraf yarışmaları düzenleyerek amatör fotoğrafçılığa katkı sağlamışlardır. Bu dönemde eğitim kurumları dışında bireysel çalışmalarıyla da ünlenen pek çok fotoğrafçı yetişmiştir. Bu fotoğraf sanatçılarının çalışmaları ve ödülleri Türkiye'nin uluslararası tanıtımına büyük bir katkı sağlamıştır. Şinasi Barutçu, Burhan Felek, Semiha ve Hikmet Ferudun Es, Arif Hikmet Koyunoğlu, Selahattin Giz, Naciye Suman, Eleni Küreman, İsmet Gümüşdere, Ara Güler... Limasoğlu Naci, Sami Güner gibi isimler fotoğrafın her alanda gelişmesine katkıda bulunanlar arasında öne çıkanlardır. Bu dönemde Türkiye'de ekonomik gelişmelerin yaşanmasıyla tüm sanat dalında olduğu gibi fotoğrafçılıkta da ilerlemeler kaydedilmiştir. Örneğin, uluslararası fotoğraf örgütleriyle ilişkiler kurulmuş, yurt dışında Türkiye'yi tanıtıcı sergiler açılmış, Fotoğraf dernekleri ve eğitimi yayılmaya başlamış, pek çok sergi açılmış ve birçok fotoğraf yarışması düzenlenmiştir. Fotoğrafın bulunuşundan kısa bir süre sonra imparatorluk toprakları içinde, özellikle İstanbul'da kendini gösteren fotoğraf çalışmaları, padişahların da desteğiyle Osmanlı toplumuyla tanıştı. II. Abdülhamid'in Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli bölgelerine gönderdiği fotoğrafçılarla çektirdiği fotoğraflardan oluşan Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu tarihimizin önemli belgesel fotoğraflarındandır. Fotoğraf, Cumhuriyetin ilanı sonrası gerek ticari gerekse sanatsal anlamda gelişmeler gösterdi. Resmi kurumların ve derneklerin çabalarıyla da yetişen fotoğraf sanatçıları ülkenin tanıtılması ve fotoğrafın gelişmesi anlamında önemli katkılar sağladı. Bu programda Osmanlı İmparatorluğu'na fotoğrafın tanıtılması ve yaygınlaşmasında katkısı olanlar kimlerdir? Osmanlı İmparatorluğu döneminde yetişen fotoğrafçılar kimlerdir? Cumhuriyetin ilanından sonra fotoğraf alanında kimler hangi çalışmaları yapmıştır? Cumhuriyetin ilk dönemlerinde fotoğraf alanındaki çalışmalarıyla ön plana çıkan fotoğrafçılar kimlerdir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Fotoğraf Tarihi kitabının 7. ünitesinde yer almaktadır.